Mehmet Naci Efe 10.01.1972'de Ağrı'da doğdu. Şimdi diyorlar ki referansınız var mı? Daha şirket yeni açmışım, nasıl referansım olsun? Verirseniz olacak dedim. O günden sonra düşündüm ne yapabilirim? En iyi anladığım iş o dönemde güvenlik sektörüydü. Uzun tabii bir mücadelenin içine girmiş olduk. Bu uzun sürecin içerisinde bir masa bir sandalye başladığımız ekol bugün 25 yılını doldurdu. Ve şu anda Türkiye'de 9 bölge müdürlüğü, 81 il temsilciliği, 7 ülkede şubesi olan bir kurum haline geldi. Ekol Grup olarak tabii şu anda milli ve yerli firma olarak Türkiye'de en büyük firmalardan biriyiz. Çok şükür. Şükretmek gerek. Mottomuz da gözümüz üzerinizde, siz arzu ettiğiniz sürece. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Her başarısız erkeğin arkasında iki kadın vardır. Ama şu gerçek, başarı çok çalışmakla oluyor. Çok zeki olmanıza gerek yok. Her yıl biten ajandanın sonuna bir sonraki yılki hedeflerimi yazarım. Defterimiz yoktu. Dönem biterdi, ben o defteri siler bir sonraki sene yine kullanırdım. Problemler bize gelecek ki biz çözelim. Bir yerde problem yoksa zaten sıkıntı var demektir. Mehmet Naci Efe 10.01.1972'de Ağrı'da doğdu. Rahmetli babam ben 1 yaşındayken Manisa'ya göçüyorlar. Manisa'da, Manisa Adaları'nın Şehzadeler ilçesinde ilk orta lise tahsilimi gerçekleştirdim. Lise bittikten sonra hep hayalim asker olmaktı. Ve Deniz Harp Okulu gibi, Deniz Astsubay Sınıf Okulu gibi birçok sınavlara girmiştim o dönem. Fakat o sene nasip olmadı. Fırat Üniversitesi Fizik Bölümünü kazandım. Bir sene Fırat Üniversitesi Fizik Bölümünde okuduktan sonra ertesi sene yine şansımı denedim ve Deniz Astsubay Sınıf Okulu'nu kazanmıştım. İstanbul'a 1990'da geldim. Dolayısıyla o günden sonra 8 yıl Silahlı Kuvvetler'de görev yaptım. 1998 Aralık ayında da o dönem askeri şura dediğimiz, işte irticanın o dönemlerde kol gezdiği bir dönem, irticai faaliyetler adı altında maalesef 98 Aralık'ta Silahlı Kuvvetler'den ayrılmıştım. RS'den emekli edilmiştim. Tabii ayrılınca da bütün diplomalarımızı, o güne kadar olan bütün yeteneklerimiz hep Silahlı Kuvvetler'le alakalıydı. O günden sonra düşündüm ne yapabilirim? En iyi anladığım iş o dönemde güvenlik sektörüydü. Ve Ekol Grup Güvenliği 1999 Nisan ayında kurmuş olduk. Bir masa, bir sandalye. Tabii bizim okul yıllarımız, ilkokul, ortaokul, lise dönemlerinde okulların az olduğu, sınıfların 50 kişilik, 52 kişilik olduğu dönemler. Boy olarak ben kısaydım. Okulda biraz erken başlamıştım. 5 yaşında başladım. Hatta hiç unutmuyorum, babam elimden tuttu. Hemen okul evimizin dibindeydi. Yani aramızda sadece bir cadde vardı. Ben okula çok gitmek istiyorum. İşte asker olmak istiyorum. Yani ilkokul, anaokulundan itibaren ne olacaksın dediklerinde bana ben asker olmak istiyorum derdim. Hatta lise andıcında sınıfımızın gelecek generali diye yazardı. Nasip, nitekim işte böyle bir yol izlemiş olduk ama o yıllarda ben hep şunu görüyorum. Sizin hedefinizde ne varsa ve çok isterseniz mutlaka bir gün oraya gelmiş oluyorsunuz. Sınıfımız 52 kişilik. Ben en önde oturuyorum. Hiç unutmam, ilkokul hocamız, o zaman ilkokul 1'den 5'e kadar hep aynı hoca derse girer. Hatta beden eğitimi, müzik, resim aynı öğretmen tarafından yetiştirilirsiniz. Sormuştu öğretmenimiz ne olmak istiyorsun diye, ben asker olmak istiyorum demiştim. Lise sonunda yine sordular, yine asker olmak istiyorum demiştim. Ama dediğim gibi o yıllarda birinci sene olmamıştı ama ikinci sene ben tekrar asker olmayı başarmıştım. Ama uzun sürmedi bu. O yıllarda tabii biz asker olmak istiyoruz ama ailem benim öyle çok maddi durumu iyi olan bir aile değildi. İşte doğudan göçmüşüz, Manisa'ya gelmişiz. Babam orada çiftçilik yapıyor. Biz o bölgede tütün ekerdik, işte domates ekerdik. O bölgede kışında genelde fabrikalar çok oldu bir bölge. O dönemde pamuk fabrikaları, çırçır fabrikaları vardı. Orada çalışırdı. Dolayısıyla biz de 6 kardeştik. Evinde en büyüğü bendim. Babama destek olurdum mesela. Ben ne yapardım? Bizim oraya perşembe günleri pazar kurulurdu. Anneme akşamdan soğuk suları hazırlatırdım bizim güğümlere, buzdolabında.
sabah soğuk su satardı mesela. Buz gibi soğuk su diye hiç unutmam. Su satardım. Hatta baktım su satışları iyi gidiyor. Pazarda ihtiyaç, poşetlere ihtiyaç var. Kilo kilo poşet aldım. Onları da satmaya başlamıştık. Yani o benim okul harçlığım oluyordu tabii. Aslında bu günlerimi mesela biraz geriye döndüğümde o günlerin çok destek verdiğini görüyorum. Yani o gün o suyu satmasam. Hani Şener Şen'in bir filmi vardı. Simit satacak. Utanıyor bağırmaya. Aynısını ben yaşadım mesela. Sabah giderdik. Fırından simitleri alırdık. Bizim orada gevrek derler simite. Sokaktan biri geçtiği zaman ben bağırmazdım. Sokağın ucu böyle kapanır, kimse kalmaz, o zaman bağırırım, gevrek var. Tabii sonradan alışıyorsun, aslında bunlar çocuklar için ciddi bir hem sosyal ilişkiler olarak hem böyle özgüven, cesaret olarak çok şey verdiğini bu yıllarda görüyoruz. O yıllarda mesela şimdi biz çocuklarımıza üzülüyoruz. Aman bir yere gitmesin, aman sokağa çıkarken, ya ben orada hatırlarım. İlkokul çağlarında işte 9 yaşlarında, 10 yaşlarındayız. Sabah bir çıkıyoruz, akşam dönüyoruz. Telefon yok, bir şey yok. O günlerin bugünlere pozitif yönde etki ettiğini görüyorum şu anda ben. Aslında benim babam hiç okula gitmemiş. Babası 6 yaşında vefat etmiş. Hiç okula gitmemiş ama ben babamdan şöyle hatırlıyorum. Fabrikaya giderken takım elbise giyer, kravatını takar, tıraş olur. Sabah işe gider, orada iş elbisesini giyer, akşam yine tıraşını olur. Takım elbisesini giyer. Ben yıllardır babamı bir memur zannederdim. Sonra öğrendim babam fabrikada çalışıyormuş. Çiftçilik yapardım. Yani evdeki o disiplin tabii demek ki bize de. Bir de babam asla, mesela okulda ben bir gün gittim ya baba yardım et dedim, hani şu şey çizgi çizerdik. Ben çizemezdim o yazı yazarken. Bir gün çizdi, ikinci gün oğlum okula ben mi gidiyorum sen mi gidiyorsun dedi, kızdı bana. Ben bir de asla babama gidip söylemedim. Şu yardım et. Kendi işimi kendim yapmak istedim. Yani gerçekten zor dönemlerden geçtik. Bak sizi duygulandıracak bir şey söyleyeyim. Defterimiz yoktu. Dönem biterdi, ben o defteri siler bir sonraki sene yine kullanırdım. Şimdi bak her taraf kağıt kalem. Bu çok önemli yani arkadaşlar. O dönemde gerçekten ben sildiğimi hatırlıyorum ya defteri. Oradan buraya. Çok şükür. Şükretmek gerekir. Bulunmuş olduğunuz çevre çok önemli. Gustave Le Bon'un çok güzel bir sözü var. Kitleler Psikolojisi adlı bir kitabı var. Fransız bir psikolog. Bunu 1700-1800 yıllarda söylemiş. Diyor ki bir birey içinde bulunduğu kitlenin, grubun ortalamasıdır. Siz genetik olarak %20-%30 annenizden, babanızdan, dedenizden alırsınız. %30 çevrenizde gördüklerinizden etkilenirsiniz. Yine annenizden, babanızdan, arkadaşlarınızdan, abinizden, öğretmeninizden. %50'si ise kişisel gelişiminizdir. Dolayısıyla demek ki benim o yıllarda işte asker sevgisi, her Türk asker doğar. Asker sevgisi, bulunmuş olduğunuz çevreler, belki görmüş olduğunuz üniformalar beni etkilemiş ki ben hep asker olmak istiyordum. Dolayısıyla da hani hep hayalimdi ve o hayalimi bir gün gerçekleştirdim. Her ne kadar general olamasak da, ama yıllar sonra 2011'de iade itibarlarımızı almıştık. Ben o zaman doçent olmuştum. Harp okulunda 4 yıl kurmay subay arkadaşlara havada, karada eğitimler verdim. Yani kurmay olmuş yüzbaşı, binbaşı, albay arkadaşlarımıza eğitim vermek nasip oldu. Yine hedefime aslında bir anlamda ulaşmış oldum. Mesela ben SAT komandosu oldum. Deniz kuvvetlerinde gemideydim. Seyir as subayıydım o zaman. Yani uzak yol kaptanı gibi düşünün. Ama beni deniz tutuyormuş. Ben çünkü suyu bardakta gördüm, denizci oldum. Karar verdim SAT komandosu olacağım. Ama dönüşü asla düşünmüyorum. Niye? Beni deniz tutuyor. Dedim ki arkadaşlara, ben ölünce cenazemi gemiye götürün. Başarı geldi. Yani bir şeyi gerçekten çok istemek işte. SAT komandosu çok istemiştim. Dereceyle bitirdim. Kartal Yoluva'yı birincilikle bitirmiştim mesela. Yani bu nasıl olur? Ki ben hani dediğim gibi suyu, yani deniz, Manisa'da deniz yok. Havuz, öyle bir lüksümüz yoktu. Sonradan öğrendik. Dolayısıyla siz bir şeyi hedef edindiğinizde, amaç edindiğinizde, çok çalıştığınızda gerçekten başarı geliyor. Zaten başarının anahtar kelimesi herkes anlatıyor. İşte YouTube'da dinliyoruz, Instagram'da, Reels'lerde görüyoruz. Ama şu gerçek, başarı çok çalışmakla oluyor. Çok zeki olmanıza gerek yok. Ama çalışkansanız, herkesten önce ayağa kalkıyorsanız, herkesten sonra yatıyorsanız, hedeflerinize kilitlenmişseniz, asla geri dönmeyi düşünmüyorsanız, düşebilirsiniz. Ama düştüğünüz yerde kalkıp tekrar hedefe odaklanırsanız başarı gelir. Silahlı kuvvetler bittikten sonra benim hayatımda hep ben iş adamı olmak istiyordum. İşte o geçmişte edindiğimiz şeyler bugün belki de bize çok
yönlü bir etki etmiştir. Çok yönlü bir katkıda bulunmuştur. Ama şunu gördüm. Akademik hayat ile iş hayatının birlikte yürümesi gerektiğini. Hani eskiden ilkokul mezunu, ortaokul mezunu bir iş adamı gerçekten çok başarılı olabiliyordu. Ama değişen ve dönüşen bu dijital dünyada şu anda birçok şeyi bilmeniz gerekiyor. Birçok şeye hükmetmeniz gerekiyor. İşte bir bilançonun okunmasından tutun da sözleşmeleri imzalanması aşamasına kadar belki hukuk alanında biraz genel bilgi sahibi olmanız, mali müşavirlikte bir bilanço okumayı, bir gelir gider tablosu okumayı, bir mizanı okuyabilmeyi, bir yatırımcıya gittiğinizde veya bir bankaya gittiğinizde kendinizi ifade edebilmek için yetiştirmeniz gerektiğini gördüm ve o anlamda işte yüksek lisansımı yönetim organizasyonda, doktoramı yine işletme yönetim organizasyonda, doçentliğim de yönetim ve strateji alanında devam etti. Bir anlamda da ben bunu bir sosyal sorumluluk olarak gördüm. Hani nasıl paranın zekatı varsa ilmin de zekatı olması gerektiğini düşünerekten birçok üniversitede şu an dersler vermeye çalışıyorum. Birçok seminerlere gitmeye çalışıyorum, çağrılan yerlere. Gençlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ekol olarak da son geldiğimiz noktada sosyal sorumluluk kapsamında geleceğin gençlerine yönelik liderlik ve girişimcilik eğitimleri 2012'den beri CEO DER olarak geleceğin CEO'larını yetiştirme anlamında bir dernek kurduk. Bu derneğimiz hem üniversite öğrencilerine burs veriyor hem de lider ve girişimci olmak isteyen startuplara da ücretsiz eğitimler düzenliyor. Daha sonra bu CEO Tekmer'e dönüştü, bir teknoloji merkezine dönüştü ve Türkiye'de ilk kurulan Tekmer şu anda Türkiye'nin en büyük teknoloji merkezi, en çok istihdam eden teknoloji merkezine dönüştü. Tabii bunlar bugün olmuyor işte. Ben her zaman şunu söylüyorum, mutlaka 5 yıl, 10 yıl sonrayı planlayın. Bugünü sadece planlarsanız akarsudaki bir çöp gibi dalga nereye vurursa oraya savrulursunuz. Ama siz 5 yıl sonrayı, 10 yıl sonrayı planlamışsanız o zaman bugün yaptığınız, bugün atmış olduğunuz her adım, bugün yapmış olduğunuz her hareket, tavır ve davranışlarınız aslında 10 yıl sonrayı şekillendirmekte, 10 yıl sonrayı planlamakta. 1999 yılında şirket kurduğumda ben 20 yıl sonra gelmek istediğim noktayı o gün ajandama yazmıştım ve o ajandalarım hep durur. Her yıl biten ajandanın sonuna bir sonraki yılki hedeflerimi yazarım. Ekonomik anlamdaki hedeflerimi, eğitim anlamında, akademik anlamda gelmek istediğim hedeflerimi, işte bu yıl kaç makale yazacağım, ne kadar kitap okuyacağım, kitap yazmak istiyorsam o yazacağım kitabın adını yazarım mutlaka. 1999 Nisan, 20 Nisan'da kurduk bu şirketi. Şu an 25 yılını neredeyse doldurmuş oldu. Şirket tabii zaman içerisinde dediğim gibi diğer şirketleri de doğurmuş oldu. Yatırımlarımızı hep bu alanda yaptık. Yatırımlarımızın tamamı Türkiye'de. 9 bölge müdürlüğümüz var. Buralarda binalarımız, çalışanlarımız, araçlarımız. Tesis yönetimi şekline dönüştürdük. Ekol Grup tesis yönetimi. Tesis yönetiminin altında ne geliyor aklınıza? Güvenlik, temizlik, teknik, park, bahçe, peyzaj, hukuk müşavirliği, mali müşavirlik tutun da bodrolama hizmetlerine kadar tamamının entegre şeklinde hizmetini veren bir firma haline gelmiş olduk aslında. Dolayısıyla Ekol Grubun ana faaliyet alanı tesis yönetimine dönüşmüş oldu. Ama dikkat ederseniz Ekol Grubun hizmet sektörü ve hep birbirine yakın alanlar, birbirini destekleyen. İşte ne yapmışız? Güvenlik, temizlik, teknik, hukuk, mali müşavirlik yanında bir teknoloji firması kurmuşuz. Orada da savunma, sağlık, yapay zeka, yazılım çalışıyoruz. Yine burayı destekleyen bir kurum aslında. İşte Türkiye'de şu an 28 tane teknoloji merkezi var. Biz bunların ilkiyiz. Birçoğuna danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yenisini kurmaya çalışıyoruz. Yeni şubeler açmak istiyoruz. Yine kendi alanımız. Bunu yaparken de akademik hayatımı da hiç boşta bırakmadım. Hep devam ettim. Danışmanlık olsun. İşte şu anda Manisa Celbay Üniversitemizin rektör danışmanlığını götürüyorum. Burada Beykent Üniversitesi'nde kadrom şu anda. Yedik Üniversitesi'nde ders veriyorum. Yeditepe Üniversitesi'nde ders verdim. Yani boş zamanlarımızın çoğunu da eğitimle geçiriyoruz. Ekol Grup şirketleri olarak şu anda bünyemizde 11 tane şirket oluştu. Niye 11 şirket? Çünkü bazı iş alanları kanun gereği münhasıran sadece o işi yapıyor. Örneğin iş güvenliği, iş sağlığı firması kurduysanız sadece iş güvenliği, iş sağlığı hizmeti verebilirsiniz. Yani sadece iş güvenliği uzmanı ve doktor, iş yeri hekimi çalıştırabilirsiniz. Onun için ayrı bir şirket oluşturmak zorunda kaldık. Güvenlik 5188 sayılı yasa gereği sadece güvenlik hizmeti verebilir. Onun yanında başka bir iş yapamazsınız. İşte güvenlik, eğitim kurumlarımız yine aynı şekilde. Teknoloji merkezimiz var. Sadece teknoloji merkezi yöneticiliği yapabiliyoruz. Buraya startup alabiliyoruz. Bu anlamda Ekol Grubu bir holding çatısı şekline dönüştürdük aslında. Şu an yaklaşık 7000'e yakın çalışanımız var bu şirketler grubunda. Şimdi Ekol ismini şirketi ilk kuracağım. Kara kara düşünüyorum ne isim koysak acaba? Ekol ismi aklıma geldi. O da şöyle, almış olduğum bir mobilyanın üzerinde Ekol yazıyordu.
Ben de dedim ki evet, bu mobilyacı, mobilyada ekol yaratmış. Biz de hizmet sektöründe bir ekol olalım. Ekolün bir manası kendi alanında lider. Hatta bunu da grup yaptım, ekol grup. Öyle bir ekiple çalışayım ki gerçekten işinde en uzman arkadaşları bulalım. Bunlarla da proje ortaklığı gerekirse yapalım ve bu şekilde de bir alanda, sahasında en iyilerden oluşan bir ekip olsun diye ekol grup koymuştum. Gerçekten de ekol Türkiye'de ve dünyada şu an ismini duyuran, özellikle Türkiye'de birçok alanda hizmet veren bir firma haline geldi. Ben şöyle düşünüyorum. Para dediğimiz nesne, sermaye, eğer siz işinizi iyi yapıyorsanız kendiliğinden gelir. Ben parayı hiçbir zaman ön plana koymadım. Mottom, az önce söylediniz ya, yapamam edemem asla demem. İkinci mottom da bir sıfırdan iyidir. Ben bir kazanıyorsam o hizmeti verdim. Hiçbir zaman öf demedim, yakınmadım, şikayet etmedim. Asla şikayet etmem. Arkadaşlar da bunu, yakın arkadaşlarım da bilir. Bir işi yapmışımdır. Yapamamışsam da niye yapamadığımı mutlaka geriye dönük incelemişimdir. Dolayısıyla da eleştirmekten ziyade ya da şikayet etmekten ziyade ben o işi nasıl yaparımı hep çözüm odağı olarak gördük. Problemlerin bir problem parçası değil, çözümün bir parçası. Arkadaşlarımı da hep öyle istedim yanımda. Bir problem varsa zaten bizim burada bulunma sebebimiz o. Problemler bize gelecek ki biz çözelim. Bir yerde problem yoksa zaten sıkıntı var demektir. Uzun tabii bir mücadelenin içine girmiş olduk. Ve bu uzun sürecin içerisinde bir masa bir sandalye başladığımız ekol bugün 25 yılını doldurdu. Ve şu anda Türkiye'de 9 bölge müdürlüğü, 81 il temsilciliği, 7 ülkede şubesi olan bir kurum haline geldi. Mottomuz da gözümüz üzerinizde, siz arzu ettiğiniz sürece müşterilerimize, öyle bir mottomuz var güvenlik sektöründe. Hatta ben bazen sevdiğim arkadaşlara takılıyorum. Diyorum ki ikinci mottom gözüm üzerinde, sen arzu etmesen de. Bu da sevdiklerimiz için geçerli. Ekol Grup olarak tabii şu anda milli ve yerli firma olarak Türkiye'de en büyük firmalardan biriyiz. Sahada yaklaşık 2000 tane güvenlik ve buna benzer hizmet veren firma var. Ama yerli ve milli olarak Türkiye'nin her il ve ilçesinde hizmet veren şu anda ilk 5'in arasındayız diyebilirim. İlk aldığım işe isim vermeyeceğim, hala devam ediyor. 99 yılında şirketi kurmuşum, bir masa bir sandalye, bilgisayarım yok, telefonum var. Aradıklarında sekreter de benim, efendim bir dakika sizi bağlıyorum deyip kendime bağlıyordum. Espri olsun diye değil, yaptım zamanında. Çünkü araya ekol grubu aradık. Mehmet Naci Efe'yi bağlar mısınız diyor. Tabii ki efendim. Yani dolayısıyla ilk bir yere teklif verdik. Dediler ki ziyarete geleceğiz sizi. Yani işi vereceğimiz firmayı tanımak istiyoruz. 5 kişilik bir ekip geldi. Bende bilgisayar yok. Hemen arkadaşımı aradım. O zaman tüplü monitörler var. Bana dedim monitörünü ödünç verir misin? Monitörü koyduk, altta kasa yok. Gerçekten hani bu anlattıklarımı, niye? Çünkü inandım. Ben başaracağım dedim. Ve o yıl alamadık o işi, ama şu yıllar sonra o işi aldım ve şu an devam ediyor. Yüzlerce kişinin çalıştığı bir kurumu, büyük bir kurumu düşünün. Öyle bir kurum ki her tedarikçisini gidip ziyaret ediyor, puanlama yapıyor. Teklifimi ben 9 yıl boyunca verdim, 10. yılda işe aldım. İşte böyle azimli olmak gerekiyor. Yani azimli olmazsanız olmaz. Birçok yerde bunu dinliyorsunuzdur. Mesela yine teklif verdiğim bir kurum ilk yıllar. Şimdi diyorlar ki referansınız var mı? Daha şirket yeni açmışım, nasıl referansım olsun? Verirseniz olacak dedim. İşi vermedi ama ben her gün arıyorum, bir ihtiyacınız var mı? Adam en sonunda sıkıldı. Ya tamam gel kardeşim, bu işi sana veriyoruz. Yapamam edemem asla demem benim hayat mottom. Eğer birisi bunu yapmışsa ben daha güzelini yaparım diye hep çalıştım. Hatta bu alanda yazmış olduğum bir kitabım var. Fikirden Eyleme, KOBİ'lerde Yönetim diye. O kitabı da hikayesi şöyledir. Sosyal sorumluluk kapsamında biz gelen gençlere eğitim verelim dedik. Dedik de hemen hoca bulamadım gönüllü böyle. 4 gün boyunca derse ben girmek zorunda kaldım. 32 saatlik bir eğitim. KOSGEB ve İŞKUR'la protokollendirmiştim o derneğimizi. O 4 saat boyunca, 4 gün boyunca anlattığım dersi asistan arkadaşlarım kayda almışlar. Sonra onu birebir yazıya döktüler. 2-3 sayfalık bir kitap çıktı. Dolayısıyla oradan da hani bir şirketin başlangıç aşamasından büyüme aşamasına kadar başarılı şirketlerin yanında başarılı şirketlerin sebepleri, onları da böyle yazarak ya da işte yeni girişimlerin en büyük eksikleri şu oluyor. Bir iş planı hazırlamak. Yani bir iş yapacak, fikri var ama bu fikri nasıl ticarete dönüştüreceğim? Kimlerle irtibata gireceğim? İşte planlamamı nasıl yapacağım? Bunu daha çok böyle takıldıkları nokta bu. Bilmiyor demeyelim de kitap üzerinde biliyoruz da uygulamaya sokmak çok zor. Dolayısıyla bu anlamda da böyle çalışmalarımız oldu. Şimdi ben 2011 yılında, hani partinin ismini vermeyeyim, bir partiden adayı oldum. Tabii o zamanlar dediğim gibi 2011 yılı, bundan yıllar önce daha genciz. Şöyle bir kadın kolları
toplantısına çağırdılar beni. Orada şöyle bir konuşma yaptı. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Her başarısız erkeğin arkasında iki kadın vardır. Bütün hepsi alkışladı. 250 kişiydi salonda. 250'si de bana oy vermiş. Çok ciddi bir oy almıştım oradan. Nasip olmadı. Siyasete giremedik. İş hayatına devam ettik ama gerçekten başarılı bir erkeğin arkasında mutlaka bir kadın olması gerekiyor. Onu destekleyen. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.